Şimdi Hatay'a gideceğiz. Hatay Özerli Mahallesi'ne. Çünkü burada bulunan Özerli Mahallesi'ndeki 72 ev için tahliye kararı verildi. Dere yatağında olduğu gerekçesiyle hatta yıkıma başlandı ve Özerli Mahallesi'ndeki vatandaşlar da şimdi nereye gideceklerini bilmiyorlar. Oraya uzanacağız. Uğur Bey karşımızda. Uğur Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Uğur Bey sesim geliyor mu size? Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk. Merhaba, sesiniz geliyor. Selamlar efendim. Mahalleliyle birlikte nöbettesiniz herhalde. Şu an Hatay 4 yol Özerli Mahallesi'nden sesleniyorum size. Evet. Burada 72 hane evimiz bir an önce yıkılmak isteniyor. Amaç taşkın sahası bahanesiyle. Fakat 30 yıldan beri bu insanlar burada, 30 yıldan beri burada ikamet ediyoruz. Yapı kayıt belgeleri, imar barışlarımızı, şeyimizi yaptırdık. Bununla alakalı hiçbir gerekçe sunmadan bize. Direkt yerlerimizin yıkımına karar verildi ve oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Hiçbir şekilde de bize tolerans tanınmıyor. Kendi mallarımız burada heder olmak durumunda kalıyor. Şimdi kaç kişi yaşıyorsunuz? Kaç kişi tahliye olmak durumunda? Yıkıma başlandı mahallede. Kaç kişi mağdur? Şu an 72 aile mağdur durumda burada. Mağdur. Daha önceden bir yıkım yaptılar. Fakat onlar mahkemeye vermemişti. Biz mahkemeye verdiğimiz halde, mahkeme süreci devam ettiği halde hukuki sürecin bitmesini beklemediler. Hukuki süreç son bulmadan yıkıma başladılar. Geldiler şu anda tahliye. Yani biraz baskıyla sadece tahliyeye çevirdiler işi. Yıkım ekipleri falan hepsi burada. Görebildiğiniz üzere polisler. Evet. Ya sabahleyin burası zaten çevik kuvvet kaynıyordu. Ve çok insan burada mağdur oldu. Peki şimdi yani anladığımız kadarıyla... Zaten hastası, şeker hastası bunlar yani artık isyan etme derecesine geldiler. Evet, anladığımız kadarıyla durum şöyle. Dere yatağında bulunduğu için bu mahalleye yıkım kararı geriliyor. Ama siz de diyorsunuz ki biz birkaç yıl önce imar affıyla, imar barışıyla ücret ödedik ve yapı kayıt belgelerimizi aldık. Değil mi? Evet. Evet. Ücret ödeniz ve orada kalabileceğinize ilişkin devletle aslında anlaşma yapmış oldunuz. Öyle değil mi? Peki bu konuyu da yargıya taşıdınız. Yargı süreci tamamlanmadan yıkım kararı geldi. Aynen. Aynen o şekilde. Hı hı. Peki orada hanımefendiler de var. Bir şey söylemek yıkım isterler mi? Yıkım kararı geldi. Nerede bizim kalıyorsunuz? Nereye gideceksiniz? DSE'yi gelsin. Dere ıslahıysa dere ıslahının işaret... DSE'yi gelsin. Dere ıslahının çalışmasını yapsın. Yıkılacak evlerimiz varsa yıkılsın. Sadece mağduriyetimiz giderilsin. Biz evlerimiz yıkılmasın demiyoruz. Sadece mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yani bu kadar insan ne yapacak? Bunlar dışarıdan göçmen değil zaten. Göçmen olsak da daha avantajlı oluyoruz. Yani siz diyorsunuz ki bize en azından bize bir yol gösterilsin. Kalacak bir yer tahsis edilsin. Öyle mi? Evet, evet. Peki ne yapıyorsunuz? Yani ne yapmayı planlıyorsunuz? Nerede kalacaksınız? Hani böyle bir yer tahsis edilene ne kadar? Geliyor mu sesim? Evet, biz sizi duyuyoruz Uğur Bey. Ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Akşamları orada mı bekliyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz? Ya zaten bir yere gitme imkanımız yok. Gece gündüz buradayız yani. Bu kadar insan, daha sabah kahvaltısı yapmayan insanlar var. Aç açına bekliyor. Yani sadece istediğimiz mağduriyetimizin giderilmesi. Yıkımın ertelenip de bilirkişinin gelip bizim mağduriyetimizin giderilmesi. Bilirkişi gelsin istiyoruz. Evlerimizin tespiti yapılsın. Ya devletimizin buna gücü yok mu? Devletimiz bunu yapabilecek güçte değil mi? Bu gariban insanları, bu insanları... yani idame edecek veyahut da zararını karşılayacak güçte değil mi? 30 yıldır göz yumulmuş yerde, 30 yıldan beri ecri misil alınmış, yapı kayıt belgesi yapılmış, elektrik abonesi, su abonesi, hatta ve hatta elektrik hatlarının altyapı bakımları komple yenilendi. Hı hı. Üzerine adres tespitlerimiz çıktı ve adres tespitlerinden sonra da İçişleri Bakanlığı geldi, adres tespitlerini güncelledi.
Şu anda resmi olarak adreslerimiz de mevcut. Özerli Mahallesi, Özerli 19 sokak, Özerli 17 sokak. Evet. Resmi olarak İçişleri Bakanlığı'nın verdiği adresler bunlar. Peki Uğur Bey, arkanızda bir hanımefendi duruyor. Zannediyorum birkaç söz söylemek istiyor. Kışın ortasında sokakta kaldınız. Hani hanımefendi de ne diyecek, duyabilir miyiz acaba? Kendisinin de bir sesini duymak isteriz. Muhatap olmayın sonuna. O sizi duymuyor. Arkadaşlar hep beraber biz seslenin siz de. Evimizi istiyoruz. Evimizi istiyoruz. Biz dövüş kavga istemiyoruz. Evimizi istiyoruz biz. Evimizi. Evimizi kışlı yazda oturduğumuz evimizi istiyoruz. Mağduruz. Hakkımızı istiyoruz. 30 yıldan beri burada oturuyorum ben. Resmen sokağa nereye gidebilirim? Atıldı. Resmen sokağa atıldı. Bize sunulan bahane, gerekçelerden bir tanesi de şu. Buradaki insanların ikinci bir adresi var. Ya bu ülkede ne zaman ikinci bir adresi veyahut da ikinci bir arabası veyahut da iyi bir cep telefonu olmak suç oldu? Yani ikinci bir adresi, ikinci bir evi olamaz mı bir insanların? Ve burada kış oturan ve hiç başka yerleşim yeri olmayan insanlar var. Peki Uğur Bey. Sadece emekli maaşıyla geçinen insanlar. Evet, bunlar. Evet. Peki Uğur Bey, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz de Özerli'yi takip edeceğiz. Gün bir gün sizinle iletişimde olalım lütfen. Sesinizi duyurmaya çalışacağız biz de. Kolaylıklar diliyoruz bekleyişinizde. Umarım olumlu bir sonuç alırsınız. Herkese selamlar. Evet.